Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Evet yine her zaman olduğu gibi keyifliyiz. Niçin? Kur'an talebesiyiz. Kur'an öğreniyoruz. Evet en son zamanlarda da yani son derslerimizde de ne yapıyorduk? Artık namaz dualarını güzelce talim adıyla telaffuz ederek, güzelce okuyarak ve aynı zamanda ...tecbitleri de öğrendiğimiz tecbitleri de... ...tatbik ederek öğrendiğimiz... E, ...Sübhaneke, tahiyyat dediğimiz... ...Salli Barik duasını öğrendik. Şimdi bugün bakalım hangi duayı okuyacağız. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim... Evet yine çok güzel iki dua öğreneceğiz bugün dersimizde o dualar namazda okuduğumuz gibi aynı zamanda ayettir bunlar Bu ayetleri bize Allahü Teala aslında İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor tabi sonunda manasını da öğreneceğiz Ama namazın sonunda tahiyyat okuyoruz tabi sonunda e, salli barik en sonunda Rabbena ve Rabbena firli dualarını okuyarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye namazda selam verdiğimiz işte e, ondan önce selamdan önce okuduğumuz iki duayı birlikte talim edeceğiz. Evet yine biz dua niyetiyle tekbir getirerek başlıyoruz. Allahu ek Bar Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti hasenah Evet hemen bakıyoruz. Bunda tecvidleri iyice bir öğrenmiş olalım aynı zamanda hatırlamış olalım daha doğrusu. Rabbena derken evet harfi metten elif sebebi metten hemze ikisi de ayrı ayrı kelimede olduğu için metti munfasıl. O zaman ağır okuyuşlarda burayı ne yapıyoruz? Nun harfini dört elif miktarı uzatarak okumuş oluyoruz. Bir de fit dünya kelimesi çok önemli. Niçin? Aslında bahsetmiştik tecvid dilinde. efendim idgam diye bildiğimiz nunu sakinden sonra y harfi geldiği zaman idgamı mal ne yapıyorduk? Ama bir şartı vardı. Neydi o? Nunu sakinle idgam harfleri ayrı ayrı kelimede olması gerekiyordu. Bu önemli. burada ne yapacağız o zaman? İshar yapacağız. Yani e, harf idram idram harfiyle nunu sakin aynı kelimede olduğu için ne yapacağız nunu ishar edeceğiz fit dünya şeklinde e, telaffuz etmiş olacağız hemen bakalım bir de haseneten ve yine siz söyleyin Tenvinden sonra vav gelmiş yine idgamı mal gunne haseneten ve şeklinde idgam ederken aynı zamanda da sesi genize veriyoruz. Yine bu kelime de çok önemli. Niçin? Ve fil ahireti derken çok hata yapılan bir e, kelime. Niçin? Tecbit dilinde e, ne ifade ediyor burası? isharı kameriye ne demek bu? Kameri harftir e, hemze ve la elif orada lam daha doğrusu lam ne yapacak? Ishar edeceğiz. Ve fil ahira eğer bunu yapmasak nasıl telaffuz meydana gelir? Ve fil ahirati şeklinde lama üstün vermiş oluyoruz. O şekilde ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ve fil ahirati hasene. O zaman birlikte tekrar edelim. Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Evet. ve qina azaban nar tekrar ve qina azaban nar yine nun harfi metti tabii ve kaf harfini kalın okumamız ge gerekiyor ama qı qı şeklinde ı sesi yok demiştik Kur'an-ı Kerim'de ve qina i sesiyle e, kaf harfini ne yapmış oluyoruz? E, kalınlığını ifade ederek okumuş oluyoruz. Ve qina azaben nar. Sonunda ra'yı ne yaptık? Evet. Ne demiştik? Ra harfini nerede görürsek görelim. Tecbit dilindeki ismi neydi? E, Hükmür Ra. Peki hükmü ra yani hükmü ne kalın mı okuyacağız ince mi? Tabii ki burada kalın okuyacağız çünkü ra sakin oluyor durduğumuz zaman bir önceki harfte üstün olduğu için kalın okumamız gerekiyor. Bir daha tekrar edelim o zaman. Ve <laughs> ki Evet yine ben talim edeceğim, okuyacağım. Sizler yine takip edeceksiniz inşallah. Daha hoş bir bütün şeklinde okumuş olacağız. <Sessizlik> Allahu Ekber Rabbena Atina Fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Evet bu şekilde bu aynı zamanda dediğimiz gibi ayeti kerime bakalım bu duada bize hangi duayı öğretiyormuş Rabbimiz? Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver, bizi ateşin yani cehennemin azabından koru diye ne yapmış oluyoruz yine dediğimiz gibi e, namaz kılarken bunu okuduğumuz zaman ne yapmış oluyoruz? Evet, bu namazları da tabi bilinçli oku, e, kıldığımız zaman işte ne yapıyoruz? Dünyada ve ahirette bizlere iyilik ve cehennem azabından bizleri koru diye bize namazda aynı zamanda namazımızı kıldığımız gibi duamızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Allah bütün dualarımızı kabul eylesin. Evet yani bazı dualar efendim vardır ki ikiz diyebileceğimiz birbirine benzer. İşte bu ikinci duamız bugün okuyacağımız Rabbena Firli diye bildiğimiz yine bu duada en son e, tahiyyata oturduğumuz zaman daha doğrusu selam vermeden e, önceki e, oturuşta bu duayı Rabbena Atine'den sonra Rabbena Firli duasını okuyarak selam verdiğimiz işte bu dua bakalım birlikte okumaya çalışalım evet daha büyüsün Rabbena firli ve li valideyye ve Kur'an-ı Kerim okurken öğrenmiştik. Vakfettiğimiz zaman, nefesimiz yetmediği zaman ne yapıyoruz? Vakıf varmış gibi, durak varmış gibi son harfin harekesini cezim yaparak vakfetmiş oluyoruz. Hemen kelimenin başından tekrar arıyoruz. Ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Evet şurada hemen telaffuz bakımından özellikle ifade et etmek istiyorum. ne nun harfi ince ama ondan sonra gelen gayn harfi kalın. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nun harfini ince okurken gayn harfini kalın okumamız gerekiyor. Ya da tam tersi gayn harfi burada kalın diye nun harfini kalınlaştırmıyoruz. Rab Benelfirli. Evet yine aynı kelimede çok önemli. Ne önemli? Evet. Ra harfi ve Lam harfi peş peşe gelmiş. Ama bizim tecbitte öğrendiğimiz bir şey vardı. Ee, i̇dgamı mütekaribeyn. Ra harfi ile Lam harfi bir arada gelince idgam yapıyorduk ama önce Lam gelmesi gerekiyor. Yani demek istediğimiz, burada idgam yapmayacağız. Çünkü e, Ra harfi önce gelmiş. Dolayısıyla Ra harfini açığa çıkararak telaffuz etmemiz gerekiyor. Rab Rabbena firli filli demiyoruz tabi. Onu ifade etmek istiyorum. Tekrar edelim. Rabbena firli başka dikkat etmemiz gereken evet veli valideyye veli va derken yine vav harfini ne yapacağız? ince okuyacağız. Metti tabi veli va şeklinde demiyoruz. Veli valideyye bir de son evet ayetin sonu, duanın sonu ee, yine isharı kameriye yevme yekûmül derken lam harfini ıshar ederek okursak telaffuzu doğru yapmış oluruz. Yevme yekûmül hisâb Evet o zaman toplu halde yine aynı şekilde ben okuyorum. Sizler de yine takip etmeye çalışıyorsunuz. Allahu Ekber Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minin ve lil mü'minin minine yevme yakumul hisab. Bir de sonunda tabi bu e, şu şekilde bir e, dua okuyoruz. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Okuduğumuz zaman özellikle namazda bu bir rahmetike ya erhamer rahimin şeklinde e, duayı da eklersek çok daha güzel olacak. Bakalım bu duada yine mane olarak ve neler ifade ediyoruz hemen birlikte okuyalım. Ey Rabbimiz beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Evet çok hoş bir dua gördüğünüz gibi yine şöyle tahlil edersek namazda okuduğumuz bir dua. Buradaki ifade etmek istediğim kendimize dua ediyoruz. Efendim annemize babamıza ve hiç tanımadığımız bütün müminlere ne yapmış oluyoruz? Evet dua yapıyoruz tanıyan tanımayan namaz kılan herkes bu duayı birbirine ne yapıyor? yapmış oluyor. Evet. Yine biz de son olarak dersimizin sonunda Rabbimiz beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Evet, ne zaman hesap gününde. Evet, Allahu Teala bütün dualarımızı kabul eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Evet, hoşça kalın, mutlu kalın. Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Hepinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Hepiniz ibadet dersimize hoş geldiniz. Bugün inşallah hacin yapılışını anlatmaya devam edeceğiz ve umre ibadetine de kısa bir giriş yapacağız inşallah. Öncelikle hac esnasında kadınların durumunu hep birlikte ele alalım. Değerli izleyenler, e, hacda kadınların durumu şu şekildedir. İhramlı iken normal elbise, çorap ve ayakkabılarını giyerler, başlarını örter, yüzlerini açarlar. İkinci olarak telbiye, tekbir ve dua yaparken seslerini yükseltmezler. Üçüncü olarak tavafta ıstıba ve remel yapmazlar. Dördüncü olarak sayda yeşil ışıklı sütunlar arasında her vele yapmazlar. Diğer bir maddemiz ihramdan çıkmak için saçlarını dipten tıraş etmez, uçlarından biraz keserler. Ve son olarak ay hali gören kadınlar tavaf dışında haccın bütün görevlerini yapabilirler. Değerli izleyenler bu durumda olan bir kadın kudüm veya umre tavafını yapmadan Arafat vakvesi, vakvesini yapmak zorunda kalırsa kıran haccı yapmak üzere ihrama girmişse umresi bozulur ve ifrat haccı yapmış olur. Şayet temettü haccı yapmak üzere umre için ihrama girmişse hac için niyet ve telbiye yaparak umre ihramını iptal eder ve ifrat haccı yapmış olur. Her iki halde de şükür kurbanı kesmesi gerekmez. Ancak haçtan sonra önceden yapmadığı umreyi kaza eder ve iptal ettiğinden ötürü ceza kurbanı keser. Değerli izleyenler haç ve umre cinayetleri vardır. Şimdi haçta cinayet ne demektir? Ele alalım. Cinayet, ihram veya harem se sebebiyle yapılması yasak olan iştir. Hac veya umrede cinayet sayılan iş yapıldığında ceza gerekir. Yapılan işin cinayip cinayet olup olmadığını bilip bilmemek arasında fark olmadığı gibi kasten, hatayen, yanılarak, unutarak, istemeyerek veya zorla yapmak arasında da bir fark yoktur. Kıran haccına niyet eden bir kimse ihram yasaklardan birini işlemesi halinde biri umrenin, diğeri de haccın ihramı olmak üzere her bir cinayet için iki ceza ödemesi gerekir. Umre tavafının abdestsiz yapılması veya veda tavafının terk edilmesi gibi sadece haccı ilgilendiren vaciplerden birini terk eden kimse, haccı kırana niyet etmiş olsa bile bir tek ceza öder. Değerli izleyenler, şimdi de hedi kavramımızı hep beraber ele alalım. Hedh hac ve umrede kesilen kurbanlara hedi diyoruz. İfrat hacı yapanların haçta kurban kesmeleri vacip değildir. İsterlerse nafile olarak kesebilirler. Temettü veya kıran haccı yapanlarınsa hedi kurbanlarını kesmeleri vaciptir. Hedi Kabe'ye ve hareme hediye olmak üzere kesilen kurban demek olduğundan ister vacip ister nafile olsun haram bölgesi sınırları içinde kesilir. Temettü ve kıran haccı yapanların kesmeleri vacip olan şükür kurbanlarını bayramın ilk günü tam yerinin ağarmaya başlamasından üçüncü günü güneş batıncaya kadar kesmeleri vaciptir. Bu süre içinde kesilmeyip daha sonraya bırakılırsa ceza kurbanı da gerekir. Temettü veya kran hacı yapanların kesmekle yükümlü oldukları kurban ile nafile olarak kesilen kurbanların etlerinden sahipleriyle zengin fakir herkes yiyebilir. Değerli izleyenler bir diğer tanımımız ihsar kavramı Hac veya umre için ihrama girmiş olan kimsenin Arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasıdır. Düşman, hapsolmak, hastalık, paranın kaybolması, kadının mahreminin ölmesi gibi hac yolculuğunu veya tavaf ve vakfe yapmayı önle önleyen bütün engeller ihsar sebebi olabilir. İhsar sebebiyle Arafat'ta vakfe yapmaktan ve tavaftan men edilmiş olan kimse İhsar hediye keserek ihramdan çıkar. İhsar sebebiyle Arafat'ta vakfe yapmaktan ve tavaftan men edilmiş olan kimse İhsar hediye keserek ihramdan çıkar. İhsarlı kimse Kıran haccı için ihrama girmişse, hem haç hem de umre ihramı için iki ayrı ihsar hedi kesmesi gerekir. İhsar hediye de şükür kurbanları gibi harem bölgesinde kesilmesi gerektiğinden, ihsarlı kimse harem bölgesi dışındaysa kurbanını veya bedelini harem bölgesine gönderir ve orada hediye kesilinceye kadar ihramlı bekler. Hediye kesilmesiyle tıraş olmasa da ihramdan çıkmış sayılır. İhsar sebebiyle ihramdan çıkılan hac ve ya umrenin uygun bir zamanda kaza edilmesi lazımdır. Hac için ihrama girmiş olanlar hem hac hem de umre e, kıran haccı için ihrama girmiş olanlar bir hac iki umre. Umre için ihrama girmiş olanlarsa sadece bir umre kaza ederler. Değerli izleyenler şimdi ise Fevat kavramımızı ele alalım. Yani haccı kaçırmak. Haccı kaçırmak yani fevat. Hac yapmak üzere ihrama giren kimse arefe günü zeval vaktinden bayram günü tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar bir an içinde olsa Arafat'ta bulunmazsa haccı kaçırmış olur. Buna ise fevat denir. Değerli izleyenler bu kişi ifrat haccı yapmak üzere niyet edip ihrama girmişse umre yapıp ihramdan çıkar daha sonraki yıllarda haccını kaza eder. Temettü haccı yapmış ee, yapmak olma, yapmak üzere ihrama girmiş. Umreyi yaptıktan sonra hac için niyet etmişse bir umre daha yaparak ihramdan çıkar ve daha sonraki yıllarda haccını kaza eder. Kıran hac için ihrama girmiş ve umrenin tavaf ve sayını yapmışsa ikinci bir umre daha yaparak ihramdan çıkar. Şayet umre tavafı ve sayını yapmamışsa önce umre umre ihramından çıkmak için tavaf ve say yapar. Sonra da hac ihramı için tavaf ve say eder ve tıraş olup ihramdan çıkar. Daha sonraki yıllarda sadece haccını kaza eder. Değerli izleyenler şimdi ise umre ibadetimizi ele alalım ama öncelikle umre nedir? Gelin buna bakalım. Umre belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihram, ihramdan çıkarak yapılan ibadetin adıdır. Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Şafii mezhebinde bunlara ilaven say ve tıraş da umrenin farzlarındandır. Umre ile hac arasındaki farklar şunlardır. Hac farz, Umre ise sünnet bir ibadettir. Şafii alimlerinin büyük bir çoğunluğuna göre umre de farz bir ibadettir. Haç yılın belli zamanında yapılır. Umre ise yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme olayı yoktur. Değerli izleyenler umrenin yapılışı ise şu şekildedir. Mikat denilen yerde umre için ihrama niyet edilerek telbiye getirilir. Bu andan itibaren ihramdan çıkana kadar ihram yasaklarına riayet edilir. Mekke'ye varınca Kabe'ye gidilerek umre tavafı yapılır ve iki rekat tavaf namazı kılınır. Safa ile Merve arasında say yapılır. Tıraş olup ihramdan çıkılır. Böylece umre ibadeti inşallah tamamlanmış olur. Hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber Medine'de ilginç bir rüya görmüş ve bunu çok sevdiği Kabe'yi ziyarete yormuştu. Rüyasını ashabıyla paylaştı ve bir umre ziyareti ile bunu gerçekleştirmek istedi. Yapılacak bu umre ziyareti doğup büyüdükleri Mekke'den gelen muhacirler başta olmak üzere herkesi çok heyecanlandırdı. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. Ancak Yegane gayeleri Kabe'yi ziyaret etmek olan bu Müslümanlar ihramlarıyla günlerce süren yorucu yolculuktan sonra Mekke'nin 22 kilometre batısındaki Hubeydiye'de Mekkeli müşrikler tarafından ne yazık ki durduruldular. Niyetlerinin sadece umre ziyareti olduğunu defalarca dile getirmelerine rağmen Mekkeliler Müslümanların umre yapmalarına izin vermediler. Bunun üzerine Allah Resulü ile sahabe arasında Rıdvan Biatı, Mekkelilerle de Hubeydiye Anlaşması gerçekleşti. Neticede Müslümanlar kendi açılarından şartları oldukça ağır sayılabilecek bir im anlaşma imzalamak durumunda kaldılar. Yapılan bu anlaşmaya göre Müslümanlar bu ziyaretlerinden vazgeçip Medine'ye geri dönecekler. Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edeceklerdi. Hasretleri iyice depreşen Müslümanlar Mekke'nin yanı başına kadar varıp da Kabe'yi ziyaret edemeden dönmenin hüznüyle çaresiz ihramlarından çıktılar ve Medine'ye geri döndüler. Onların en büyük teselli kaynağı ise bir gün ihramlarıyla mutlaka Kabe'yi ziyaret edeceklerini müjdeleyen Fetih Suresi'nin inmesi oldu. Hubeydi anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmiş umre zamanı gelmişti. Allah Resulü'nün emriyle tekrar umre hazırlıklarına başlandı. Önceki yıl gerçekleştiremedikleri umre kaza edilecek ve bu umreye kaza umresi denilecekti. Allah Resulü ve sahabe yıllarca uzak kaldıkları Mekke'ye gür sesleriyle telbiyeler getirerek girdiler hasret kaldıkları Kabe'yi tavaf etmeye başladılar. Mekkelilerin meraklı bakışları arasında Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret edince oranın havası kendilerini olumsuz etkilemiş ve biraz zayıf düşmüşlerdi. Mekkeliler tarafından bu durum dile getirilince Hazreti Peygamber ashabına onlara karşı güçlü görünmelerini, onların oturduğu tarafa dolandıklarında daha çalımlı ve güçlü yürümelerini emretmiş, ashabı kiram da bunu yapmıştı. Allah Resulü'nün diğer bir umresi ise hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethinin ardından gerçekleşmişti. Günümüzde olduğu gibi iktisadi ve coğrafi nedenlerle ömründe yalnız bir defa hacca gidebilme imkanı bulan bir kimse elbette hac ile birlikte umre yapmaya da gayret edecektir. Çünkü bu insanlardan çoğu hac dışında ayrıca umre ibadeti için Kabe'ye gelme imkanını belki de hiç bulamayacaktır olmayacaklardır. Oysa ilk dönemlerde İslam coğrafyası küçüktü ve insanların Medine'den, Şam'dan, Irak'tan Umre'ye gidebilme imkanları mevcuttu. Bu nedenledir ki günümüzde ülkemizden giden hacıların çoğu önce Umre yaptıktan sonra ardından yeni bir ihramla yapılan temettü haccını tercih etmektedirler. İslam'ın temel ibadetlerinden olan hac farz kılındığından bugüne dek her yıl nasıl devam etmekteyse umre vazifesi de aynı şekilde asır her gün devam etmektedir. Allah Allahu Teala'nın evi olan Kabe, Rahman'ın misafirleri tarafından asırlardır kesintisiz bir şekilde ziyaret edilmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu durum kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Sahabeden Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasından sonra bile mutlaka Beytullah'a hac ve umre ziyareti yapılacaktır. Evet değerli izleyenler bugünlük de dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.